Elektrik tesisatları proje çizimi dersimizde pano detay çizim uygulamamızda finalimizi 3 fazla sayacımızın çizimiyle yapacağız. Bu çizimi circle ve arc komutlarını kullanarak daireler ve yaylar çizerek yapacağız. Şimdi çizimimize geçelim. Burada kenarlar oval şekillerde, yani dairesel ve birçok dairesel hatlar bulunmakta. Bunu yavaş yavaş yapalım. Öncelikle yardımcı çizgiler katmanına geçeceğim. Yardımcı çizgiler katmanını açıyorum ve yardımcı çizgiler katmanına geçtim. Daha önce ben deneme çalışması yapmıştım. Bunları silelim ve buralara yardım çizgiler yerleştireceğim. Yardım çizgi bizim buradaki yayların eşit bir şekilde ve hizalı bir şekilde olması için önemli. Bunun için yardım çizgilerle buradaki mesafeyi oluşturacağım. Line komutunu çalıştırıyorum. Line yazıyorum. Enter'a bastım ve şuraya olabildiğince yaklaşıyorum. Olabildiğince yaklaştıktan sonra buraya bir kez tıkladım ve bu durumdayken orta modumu açacağım. Orta modu açmak için F8'e bastım. Şekilde kaydırıyorum ve buraya da yakınlaştım. Buraya kadar 15.0789 görünüyor. Önemli değil. Mesafe değeri girmeyeceğim. Buraya tıkladığımda bir çizgi oluşturduk. ESC tuşuna basarak çizgimi şu şekilde görebiliyorum. Bu çizgiyi oluşturduktan sonra yukarıya da bu çizgiden oluşturacağım. Alttaki yayın boyuyla, yani buradaki genişlikle yukarıdaki genişlik farklı. Yani şuraya da bir çizgi atacağım ve bu çizginin boyunu kısaltacağım. Bu çizgiyi nasıl oluşturacağım? Aşağıdaki çizgiyi hizalı bir şekilde yukarı kopyalayarak yapacağım. Bu çizgiyi yukarıya kopyalayabilmek için copy komutu kullanacağım. Copy dedim, Enter'a bastım ve neyi kopyalamak istediğimi soruyor. Bu çizginin üzerine bir kez tıkladım. Daha sonra copy komutunun sonraki aşamasına geçmek için Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra bunu orta noktasından yakalayıp kopyasını oluşturacağım. Orta noktasına yakalayabilmesi için buradaki object snap'ınızın açık olması lazım ve ayarlarından da midpoint ayarının açık olması gerekmekte. Midpoint'imiz açık burada görüldüğü üzere ve ayrıca bunu da seçebilirsiniz isterseniz. ESC'ye bastım. Buraya tıkladım ve bunu kopyalamak için tekrar copy komutunu vereceğim. Copy komutu iptal oldu oraya bastığımız için. Enter'a bastım. Nesnemi seçtim. Enter'a bastım. Ve midpoint noktasını yakalayabilmek için buraya geldim. Buraya geldiğimde midpoint balon bilgisi karşınıza geldiğinde buraya bir kez tıklayabilirsiniz. Ben bir kez tıkladım ve faremle yukarıya doğru taşıyacağım. Yukarıya taşırken önemli husus şu: orta modu açık olsun. Yani tam hizalı bir şekilde yukarıya taşıyacağız. Şöyle faremle biraz uzaklaşıyorum. Faremin orta tekerine basılı tutarak da çalışma ekranımı aşağı doğru kaydırıyorum ve devam ediyorum. Yukarıya doğru geldim, biraz yakınlaşıyorum. Yakınlaştıktan sonra ve bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın kenarlar biraz dışarıda burada. Yani buranın mesafesi biraz daha kısa. Ben bunu yaklaşık 0,2 mm buradan çizgimi küçülteceğim. Bir de bu taraftan, yani toplamda 0,4 mm küçültmüş olacağım. Bunu yapabilmek için çizgimin üzerine bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra uç noktasındaki noktaya bir kez tıkladım. Ve faremi sağa doğru şöyle hareket ettiriyorum. Şu anda 5 mm kadar kısaltacağını gösteriyor. Ama biz elimize değer girerek sadece 0,2 mm bu kenardan bir kısaltma yapacağız. 0,2 yazdım. Enter'a bastım. Gördüğünüz üzere orası bir miktar kısaldı. Yine aynı şekilde bu tarafa geliyorum. Buraya tıkladım. Bu tarafa doğru 0,2 mm kısaltıyorum. Bu işin sağlamasını yapabilmek için de tam orta noktadan aşağıya doğru bir çizgi çizip durumun ne olduğuna bakalım. Şimdi ESC tuşuna basıyorum. Seçimden çıktım. Tam orta noktadan bir çizgi çizmek istiyorum. Line diyorum. Enter'a bastım. Üstteki tam orta noktayı buldum. Buraya tıkladım. Aşağı doğru faremi çektiğimde tam orta noktayı eğer yakalıyor ise tam hizalı demektir. Şöyle tıkladım. ESC'ye bastım. Yardım çizgilerimi oluşturdum. Bu durumdayken şu alt kenarını çizeceğiz. Bunu çizmek için arc komutunu kullanacağız. Arc komutu için arc yazıyorum. Arc yazdıktan sonra Enter'a bastım ve çalışma layer'ı olarak sigorta modül yeşil renkte yapmıştık daha önceki dersimizde. Bunu seçiyorum. Sigorta modül layer'ındayken şimdi arc komutunu çalıştırdıktan sonra şu uç noktayı bir kez tıkladım. Benden arc olarak, yani merkezi mi çizeceksin önce yoksa bitiş noktasını mı çizeceksin diye sormakta. Ben bitiş noktasını çizeceğim. İsterseniz buraya fareyle tıklayabilirsiniz. İsterseniz klavyeden E harfine basarak bitiş noktasını belirtmek için E'ye basabilirsiniz. E'ye bastım, ben Enter'a bastım ve bu durumdayken bitiş noktası olarak da burayı belirliyorum. Yani yayın başlangıç
çıkış noktası diğer kenar, bitiş noktası burası olacak. Peki şimdi çap değeri olarak açı mı gireceksin yoksa bir direction mı, yani uzunluk mu gireceksin yoksa bir yarıçap mı belirleyeceksin diyor. Ben direction seçeneğini seçeceğim. D'ye bastım. Bakın bunları buradan görebilirsiniz. D'ye bastıktan sonra Enter'a bastım. Ve bu durumdayken faremle aşağı yukarı hareket ettiğinde yayın oluşmasını bekliyorum. Fakat orta modum açık olduğu için bunu gözlemleyemiyorum. Orta modu kapatmak için klavye kısa yol tuşu olarak fonksiyon tuşlarından F8'e basıyorum ve orta modum kapandı. Yani burası kapandı. Bakın kapandığında faremi aşağı yukarı hareket ettiğinde istediğim yönde, yani istediğim direction'da yayı oluşturabiliyorum. Buradaki çizgiye göre ben şöyle göz kararı şöyle faremi hareket ettirdim ve bir kez tıkladım. Ve ilk kenarımı oluşturmuş oldum. Şimdi aynı şeyi yukarısı için de yapacağız. Yukarıya geçiyorum. Bu yukarıya geçtikten sonra şuradaki hangi layer'da olduğumuza da dikkat ediyoruz. Burada sigorta modül layer'ındayım. Bu durumdayken Arc komutunu vereceğim. Arc yazdım. Enter'a bastım. Buraya tıklıyorum. Daha sonra bana yine soruyor. Merkezi mi önce belirteceksin yoksa bitiş noktasını belirteceksin şeklinde. Ben bitiş noktasını belirteceğim. Bunun için klavyeden E harfine bastım. Enter'a bastım. Ve bitiş noktası için çizginin diğer ucuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra yarıçap olarak açım mı belirteceksin, yön mü belirteceksin yoksa yarıçap mı belirteceksin, yarıçap değeri mi belirteceksin diye sormakta bana. Ben direction, yani yön belirteceğim. Bunun için D'ye bastım. Enter'a bastım. Ve yön belirteceğim dedikten sonra faremle şu şekilde hareket ediyorum. Hareket ederken bazen snaplar başka noktayı yakalayabilir. Ben bu durumdayken snapımı da kapatmayı tercih ediyorum. Yani kapatmadan da belki olabilir fakat işi garantiye almak için F3'e basarak object snapımı kapattım. Ve kapattıktan sonra şöyle biraz uzaklaşıyorum. Buradaki kenarımı da şu şekilde oluşturacağım. Evet, buraya bir yere tıkladım. Tıkladıktan sonra bu kenarım da oluştu. Şimdi sıra geldi şu kenar oluşturmaya. Aynı yöntemi kullanarak burayı da oluşturacağız. Yine arc komutunu veriyorum. Enter'a bastım. Herhangi bir uç noktasına geliyorum. Bakın şu anda yakalamıyor çünkü bir önceki çizimde object snap'ımı kapatmıştım. Şimdi bunu tekrar açacağım. Tekrar açmak için fonksiyon tuşlarından F3'ü kullanacağım. F3'e bastığımda bakın buradaki object snap'ım aktif olacak. F3'e bastım. Gördüğünüz gibi orası aktif oldu. Buraya geldim. Bakın şu anda yakalama yapabiliyor. Buraya tıkladım. Daha sonra bir bitiş noktası için aşağıya geliyorum. Fakat bana soruyor. Bu tıklayacağın ilk nokta merkez mi olacak yoksa bitiş noktası mı olacak şeklinde. Eğer hiçbir şey seçmezsek büyük ihtimalle center'ı seçecek. Biz bitiş noktası olacağını belirteceğiz. Yani arc'ın bitişi, yayımızın bitiş noktası olduğunu söylememiz gerekiyor tıklayacağımız yerin. Bunun için E harfine basıyorum. Enter'a bastım. Ve buraya geldim. Bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra şimdi yarıçap olarak direction, yani yön belirtmek istiyorum ben. Bunun için de klavyeden D harfine basıyorum. Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra bakın istediğim yönde yayımı eğip bükebiliyorum. Bu tarafa doğru faremi hareket ettirdim. Bir kez tıkladım. Ve bu kenarımı da oluşturdum. Şimdi sıra geldi. Bu kenarı diğer tarafa çoğaltmaya, yani mirrorlamaya, aynalamaya. İstersek buraya da çizebilirdik. Fakat aslında burada şöyle, bu kenar birebir diğer tarafa aynı olmasını istiyorsanız yeni bir çizim yapmak yerine burayı mirrorlamak daha doğru olacaktır. Yeni çizim yaparken tabii ki direction'da biz açı değerine dikkat etmiş olsaydık yeni çizim yaparken de bunun aynısını çizebilirdik. Şimdi mirrorla ben bunu yapacağım. Mirrorla yapabilmek için mirror komutunu veriyorum. Mirror yazıyorum. Mirror aynalama komutumuz bizim. Mirror yazdıktan sonra Enter'a bastım. Benden neyi mirrorlayacağımı, aynalayacağımı soruyor. Bu çizgiyi mirrorlayacağım, yani aynalayacağım. Buraya tıkladım ve başka mirrorlayacağım herhangi bir çizgi olmadığı için klavyeden Enter tuşuna basıyorum. Enter tuşuna bastıktan sonra bana bir mirror çizgisi seçmemi söylüyor. Ben mirror çizgisi için bakın şu ortadaki çizgiyi seçeceğim. Bunun baş noktasına geliyorum. Buraya tıkladım. Bakın aşağı doğru bu şekilde çekmemiz yeterli olmaz. Diğer uç bitiş noktasına kadar geliyorum. Buraya da bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın buraya bunun bir kopyasını atacak veya bunu oraya atacak. Biz eğer kaynak olan çizgiyi sil dersek, evet dersek buna, burayı silip bu tarafa aynalamış olacak. Fakat ben bir kopyasını oluşturmasını istiyorum. Bunun için buradan No'ya tıklıyorum. No'ya tıkladıktan sonra bakın bunun bir kopyası burada oluşturuldu. Artık yardım çizgide ihtiyacım kalmadı. İç kısımları oluşturacağım. Yardım çizgiler katmanını kapatacağım. Kapatmak için de şuradaki Turn a layer on or off
seçeneğine tıkladım. Yani buradaki lambaya tıkladım. Işığını kapattım ve gördüğünüz gibi yardım çizgilerimiz gizlendi. Şimdi boş bir noktaya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bu kenarları offsetleyerek şu çerçeve kenarlarını ve bu kenarı ve bu kenarı oluşturmayı düşünüyorum. Bunun için offset komutunu kullanacağım. Offset yazdım. Enter'a bastım. Offset dedikten sonra ilk olarak üstteki kısımdan başlamayı düşünüyorum. Bu yayın tam orta noktasını buradan yakalayabiliyor. Buraya bir kez tıkladım ve faremi aşağı doğru hareket ettiriyorum. Şu alttaki bu çizginin tam orta noktasına doğru faremi hareket ettiriyorum. Bunu hareket ettirirken orta modu açık olması daha iyi olacaktır. Bunun için F8'e bastım. Şu anda orta modum açık. Sadece dikey olarak hareket edebiliyorum şu anda orta moddan dolayı ve buraya geldim. Buraya bir kez tıklıyorum. Offset mesafemi belirlemiş oldum. Bundan sonra tek yapmam gereken o neleri offsetlemek istiyorsam o objeleri seçmek. Bunun için buradaki çizgiye bir kez tıkladım. Bakın aşağı doğru faremi hareket ettiriyorum. Bir kez tıkladım ve üst kenardan bir çoğaltma yaptım. Aynı şeyi sol kenardan da yapacağım. Buraya geldim, bir kez tıkladım. Sağa doğru faremi hareket ettirdim. Bir kez tıkladım. Yine aynı şeyi bu taraf için de yapacağım. Buraya tıkladım, faremi sola doğru hareket ettirdim ve bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra bu kenarlarım oluştu. Tabii çizimimiz bir görsel olduğu için bazı kısımları tam uymayabilir. Ama bizim yaptığımız daha doğru. Yani tam milimetrik olarak ve simetrik olarak kenarlarımızı oluşturmuş olduk. Çizimi sadece baz alıyoruz, ölçülerin ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Tam gerçek ölçülere göre aslında biz çizimimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu durumdayken ESC tuşuna basarak offset komutundan çıktım. Ve offset komutundan çıktıktan sonra şu fazla kısımları trimleyeceğim. Bunun için trim komutunu kullanacağım. Trim yazdım, enter'a bastım. Ve buraya tıkladım, buraya tıkladım, buraya tıkladım. Buraya tıkladım ve bu kenarı oluşturmuş oldum. Şu aşağıları hemen silmeyeceğim. Daha sonra sileceğim. Şimdi ilk dursun. ESC tuşuna basarak trimden çıktım. Sıra geldi şu kısımları oluşturmaya. Şu yuvarlak kısımları oluşturmaya. Önce şurayı oluşturmayı düşünüyorum. Burayı oluşturalım. Burayı oluşturmak için circle komutunu kullanacağım. Bunun için circle yazıyorum. Bunu yay komutuyla da yapabilirsiniz ama ben circle yazdım. Enter'a bastım. Şimdi bunu yaparken circle'ı oluşturmanın birçok yöntemi var. Ben 3 nokta circle yöntemini kullanacağım. 3 point, 2 point, tanjant, tanjant, radius yöntemleri var. Ben 3 point'i kullanacağım. Bunun için 3P yazıyorum. Enter'a bastım. Ve burada şöyle bir yay, aslında bir daire var. Ama bu daire tabii ki bazı yerler tırmanlanmış. Yani burası bir yarım yay gibi olmuş. Bunu yay komutuyla da çizebilirdik ama ben circle'la yapacağım. Ve buraya 3 point yazdıktan sonra şimdi çizimime geçeceğim. Yalnız bunu yaparken dikkat etmemiz gereken husus şu. Object Snap'ı kapatın. Kapatmazsanız buraya tıkladığınızda farklı bir yeri yakalayabilir. Object Snap'ı kapatmak için F3'e bastım. Ve buraya geliyorum. Dairemin bir kenarı buradan geçsin diyorum. Diğer kenarı şu noktadan bir yerden geçsin diyorum. Yani dairenin bir kenarı diğer kenarı buradan geçsin. Bir diğer kenarı da şuradan bir yerden geçsin. Fakat bunu yaparken orta modum da açık olduğundan dolayı şurayı yakalayamıyorum. Orta modu da kapatıyorum. F8'e bastım. Bakın şu anda tam burayı yakalayabiliyorum. Neredeyse buradaki dairemi oluşturdum. Bir kez tıkladım. Aslında aynı şey orta modu burada da kapatmalıydım. İsterseniz orta modu kapalıyken bir kez daha deneyelim. Buraya tıkladım. Bu dairemi seçtim. Delete'e bastım. Tekrar circle komutunu veriyorum. Enter'a bastım. 3 nokta yöntemini kullanacağım demiştim. Onun için 3P yazıyorum. Ve buraya geldim. Bir kez tıkladım. Daha sonra buraya geldim. Bir kez tıkladım. Daha sonra da bakın şuraya geldim. Daha düzgün bir şekilde çizebildik. Az önce orta mod açık olduğu için şuradaki istediğimiz noktayı tam yakalayamamışız. Buraya geldim. Bir kez tıkladım. Buradaki dairemi oluşturdum. Şu küçük daireleri de oluşturalım. Bunun için circle yazıyorum yine. Circle dedikten sonra biraz yakınlaşıyorum. Şu küçük daire için buraya bir kez tıkladım. Şöyle faremi bir miktar büyüttüm. Bir kez tıkladım. Tekrar enter tuşuna basarak circle komutunu aktif ettim. Burada bakın circle'ın herhangi bir özelliğini kullanmıyorum. Direkt çiziyorum. Şimdi bu dairenin tam merkezini yakalamam lazım. Çünkü bu büyük ve küçük daire aslında merkezleri aynı noktadadır. Yani bunu böyle varsaymamız gerekiyor. Peki yakalayabilmemiz için object snap'ımızı tekrar açıyoruz. F3'e bastım. Object snap'ımız açıldı. Şimdi bu küçük dairenin üzerinde gezerken bakın ortasında bir artı işareti belirdi. Bu belirince buraya bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın şekilde büyütüyorum. Burada tıkladığım anda
yine farklı bir noktayı yakalayabilir. Az önce açmış olduğumuz object sınıfımızı F3'e basarak tekrar kapattım ve bir kez tıkladım. Ve buradaki dairemi de oluşturdum. Bunları oluşturduk. Şimdi sıra geldi. Şurada büyükçe bir yay var. Ben bunu bir daire ile yapacağım. Yani circle komutunu kullanarak yapacağım. Bunu yapalım. Circle komutunu için circle yazıyorum. Enter'a bastım. Dairemin bir kenarı tam bu çizginin olduğu yerden geçsin diyorum. Onun için 3P'yi kullanacağım. Yani 3 nokta yöntemini kullanacağım. Bunun için 3P yazdım. Enter'a bastım. Buraya tıkladım. Diğer kısmı da bakın şuradaki yayın tam orta noktasından geçsin istiyorum dairemin. Buraya tıkladım. Aynı zamanda üçüncü noktası da şuradaki daire teğet olsun istiyorum. Bunun için klavyeden shift tuşu basılıyken sağ tuşla tıkladım. Tangent seçeneğine tıkladım. Bu artık burayı teğet olarak yakaladığı anda oraya tıklayacağım. Bakın burayı teğet olarak yakalayabiliyor. Ama bunu yaparken rastgele olmasın. Yani şurada da teğet gösteriyor. Burada da teğet gösteriyor. Fakat tam böyle temas ettiği yerde bir kez tıklayacağım. Teğet olarak yakalasın diye. Buraya bakın geldim. Buraya bir kez tıkladım. Gördüğü üzere buradaki dairemi de oluşturmuş olduk. Şimdi buraya teğet olarak yakalamasının faydası şu. Buradaki daire sanki buradan itibaren diğer tarafa devam ediyormuş gibi olacak bu çizgi. Ve burada bir kesinti, bir bükülme olmayacaktır. Şimdi çizdiğimiz bu kısmı trimle temizleyerek görseldeki çizimlere yakınlaştıralım. Şimdi trim için trim yazıyorum. Enter dedim. Ve bakın burayı siliyorum. Yine burayı siliyorum. Burayı da sildim ve şurayı da sildim. Aynı şekilde burayı da siliyorum. Bakalım başka sileceğimiz yer var mı? Burayı da sildim. Bakın buraya da tıkladım. Trimle tek tek buraları siliyorum. Şuna da ihtiyacım yok. Burayı da sildim. Şuraya bakalım. Burayı da sildim ve burayı oluşturmuş oldum. Trim komutundan çıkmak için ESC tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra da geri kalan kısımları yapalım. Şimdi şuradaki dairesel şöyle eliptik bir çizim var. Bu çizimi yapacağız. Bu çizimi yapabilmek için yine circle komutundan faydalanacağım. Bunun için circle diyorum. Circle dedikten sonra enter tuşuna bastım. 3 point yöntemini kullanacağım. 3 point dedikten sonra enter'a bastım ve dairemin bir kenarının tam bu noktadan geçmesini istiyorum. Diğer kenarının şuradaki bakın şuraya kadar bir yay olduğunu düşüneceğiz. Burayı 2 tane daire kullanarak yapacağız. Bir kenarının da buradan geçmesini istiyorum. Diğer kenarının da bakın tam şu noktadan bir yerden evet yani göz kararı ayarlıyorum. Buradan geçmesini istiyorum. Evet buradaki şekli oluşturduk. Şimdi sıra geldi şuradaki dairemizi oluşturmaya. Bunun için yine circle komutunu aktif yapacağım. En son circle komutunu kullandığımız için klavyeden enter tuşuna bastım. Ve yine 3 point yöntemini kullanacağım buradaki. Bunun için 3P yazıyorum. Enter'a bastım. Ve dairemin bir kenarının buradan geçmesini istiyorum. Diğer kenarının tam bu iki buradaki yayın orta noktasını göz kararı seçeceğim. Buradan geçmesini istiyorum. Ve diğer kenarında şu noktadan geçmesini istiyorum. Fakat buranın teğet de olmasını istiyorum aynı zamanda. Eğer bunu teğet yapmazsanız burada bir kesiklik, bir kırıklık oluşacaktır. Yani tam bir düzgün bir birleşim olmayacaktır. Teğet olması için teğet object snap'ını öncelikli hale getireceğim. Bunun için klavyeden shift tuşu basılırken farenin sağ tuşuna basıyorum. Ve buradan tangent'ı seçiyorum. Yani teğeti seçiyorum. Buraya tıkladım. Bakın şimdi buraya geliyorum. Bakın teğet işareti belirginleşti. Yakınlaşıyorum. Teğet işareti belirginleştiği sırada bakın şu buraya geçmeyecek şekilde tam böyle birbirine teğet olacak şekilde buraya geldim. Bakın buraya bir kez tıkladım. Tıkladığımda gördüğü üzere buradaki dairemiz de oluştu ve buraları da teğet oldu. Şimdi bu dairelerin fazlalık olan kısımlarını trim komutuyla budayacağız. Bunun için trim yazıyorum. Enter'a bastım ve burayı buduyorum. Şuraları tamamını budayacağım. Evet, budamadan sonra buradaki eliptik yayımız da oluştu. Yani buradaki birleşim noktasına da baktığımızda sanki hiçbir birleşim yokmuş gibi. Bu teğet özelliğiyle alakalı bir durum. Evet, şimdi uzaklaşıyorum. Bu sayacımızla geri kalan kısımları da oluşturalım. Şimdi trim komutundan çıkmak için ESC tuşuna bastım. Buradaki dairemizi oluşturalım. Bunun için circle yazıyorum. Tam orta noktaya bir yere şöyle göz kararı odaklanıyorum. Buraya tıkladım. Ve şöyle yavaşça büyütüyorum. Yine küçücük bir daire de burada var. Bunun için klavyeden enter tuşuna basıp circle komutunu tekrar aktif yaptım.
Buraya tıkladım. Burada küçük dairem içinde bir kez tıkladım. Buradaki dairelerimi de oluşturdum. Şimdi şurada askı yeri var. Burayı da yapalım. Yine tekrar circle komutunu aktif yapmak için klavyede enter'a bastım. Geldim. Buraya tıkladım. Şöyle büyüttüm. Şimdi object snap'ımız kapalı. Bu dairenin tam merkezinden itibaren şu büyük daireyi oluşturacağız. Bunun için object snap'ımı F3 tuşuna basarak aktif yaptım. Ve circle komutunu aktif yapmak için de tekrar enter tuşuna bastım. Bakın bu dairenin kenar noktasına bir yere gelince ortada bir artı oluştu. Buraya bir kez tıkladım. Şöyle faremi yavaşça büyütüyorum. Ve bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra buradaki fazlalık kısımları da trimleyelim. Bunun için trim komutunu çalıştırıyorum. Ve buraya tıkladım ve buraya tıkladım ve buradaki kısmı da oluşturdum. Sadece şurada sayacı gösteren dikdörtgensel bir yerimiz var. Bunu da çizelim. Line komutunu aktif yaptım. Enter'a bastım ve şuraya tıkladım. Şu anda orta modum açık. Buraya tıkladım. Aşağı doğru dümdüz indim ve buraya tıkladım. Sola doğru hareket ediyorum. Şimdi uç noktaya yakalıyorum. Tam düz çizemediğimiz için az önce hizalanmalar gerçekleşmiyordu. Bakın şu anda yakalıyor. Buraya tıkladım. Şimdi tam ucunu yakalamasını bekliyorum. Evet, tam ucunu yakaladı. Buraya tıkladım. ESC tuşuna basarak çıktım. Şimdi tekrar bunu kopyalayacağım. Bunun için copy komutunu veriyorum. Buraya tıkladım, enter'a bastım. Orta noktasına yakalaması için orta noktaya geldim. Buraya geldim. Orta modum açık. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya da tıkladım. Bu çizimimizde bu sayacımızı çizdik. Şuradaki rakamları da yazalım. Buradaki siyahla yazılmış, biz beyazla yazalım. Bunun için ana katmana geçiyorum. Ana katmanı çizdiklerimiz beyazla çizilenler. AutoCAD'in arka çalışma fonu siyah ama çizimi çıktısını alırken bu siyah olarak çıkar. Şimdi buraya ilgili rakamlarımızı yazalım. Burada bir ters S işareti var. Yani bir S yazıp bunu ters çevireceğiz. Burada da bir rakamımız var. Hemen multiline text'i çalıştırıyorum. MT dedim. 3 rakamı için şöyle bir kutucuk oluşturuyorum ve 3 yazıyorum. Tabii bu 3'ü orada biraz değişik bir fontta yazmış. Biz de deneyelim bakalım ne gibi fontlar bulabiliriz. Yani o fontu bulabilir miyiz? Bunu kullanacağım. Bunu da bold yapalım. Boş bir noktaya tıklıyorum. 3'ü yazdık. Bu S harfini de yapalım. S harfini yapabilmek için buradaki fonttan faydalanacağım. Buradaki metni üzerine tıklayıp seçmek istiyorum. Fakat bazen seçmiyor. Aşağıdan yukarı yeşil tarama alanı yaptım. Ctrl tuşu basılırken C'ye basarak kopyaladım. Ctrl tuşu basılırken V'ye basarak yapıştırdım. Ve şuraya yerleştiriyorum. Üzerine çift tıkladım. Tekrar üzerine çift tıkladım. Ve buraya da büyük S yazıyorum. Ve bunu şöyle ters çevireceğiz. Bu 3 faz anlamında. Yani çevirebilmek için de rotate'i kullanıyorum. Daha sonra herhangi bir noktasına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra da bakın şöyle yukarıya doğru faremi yönlendirdim. Orta modum açık olduğu için bunu hemen çevirdi zaten. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Şuradaki 3x10 60 amper diyor. Bunu da daha sonra yazabiliriz üzerine. Şimdi ben bunu şuradaki pano kutumun içine taşıyacağım. Taşımak için de üstteki bir noktaya tıkladım. Faremi aşağı doğru hareket ettirdim. Altta bir noktaya tıkladım ve oradaki her şeyi seçmiş oldum. Seçtikten sonra da move komutunu veriyorum. Move yazdıktan sonra enter'a bastım. Herhangi bir noktadan mesela şu ortadan tuttum. Oradaki zaten askı aparatı kısmı sola doğru hareket ettirdim. Orta mod açık olduğu için aşağıdaki yazının üzerine de geldi. F8'e basarak orta modu kapattım ve bir miktar yukarıya alıyorum bu şekilde. Kulpa denk gelmeyecek şekilde ayarlayacağım. Buraya bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra şuradaki 3x10 60 amperi de oraya yazmak istiyorum. Bunun için şuradaki metnimi kopyalayacağım. Üzerine tıkladım. Klavyeden kontrol tuşu basırken C'ye bastım. Kopyaladım. Daha sonra kontrol tuşu basırken V'ye bastım. Ve buraya getirdim. Üzerine çift tıklayarak oradaki metni yazacağım. 3x10 parantez içinde 60 amper. Parantezi kapattım. Kapattıktan sonra bakalım ortalayalım ve tamamlansın. Ortalayabilmek için üstüne tıkladım. Şuradaki taşıma tutamacından tutup sola doğru çekiyorum. Ve buradaki sayacımı bu şekilde oluşturduk. Bir miktar da ayarlama yapalım. Sigortayı şu hizaya alalım. Şuraya tıkladım. Buraya da tıkladım. Move komutunu vererek aşağıya alacağım. Enter dedim. Bu köşeden tuttum. Aşağı doğru bir miktar alıyorum. Hatta şöyle hizalayalım. Kaçak akım rölesine tam ortalı olsun istiyorum. Yukarıdaki metin de seçili kalmış. O da aşağıya geldi. Bunu bu şekilde yaptık. Metnimi üzerine tıkladım. Biraz yukarı aldım. Sayacımı da aşağıya almak istiyorum. Aşağıdan yukarı seçiyorum bu şekilde. Tekrar move komutu veriyorum. Enter dedim. Şuradaki tutamaçtan tuttum.
bir miktar şöyle aşağıya alıyorum. Buradaki metnimin de üzerine tıkladım. Bunu da şöyle üstüne aşağıya alıyorum. Pano detayı çizimiyle ilgili uygulamamızı yaptık. Altına da hemen bunu yazalım. Pano detayı çizimi şeklinde. Yine Multiline Text diyelim. Şuraya bir metin kutusu açıyorum. Açtıktan sonra da tablo, virgül, pano detaylarının çizimi. Bunu yazdıktan sonra şunu yapacağım. Bunu teknik yazı olan norm yazıya çevirmek istiyorum. Bunun için IsoCopper yazı fontuna gideceğim. Büyük harflerle ISO yazdığımda buna I sırasına ulaştım. ISO CP Euro seçtim ve İtalya'ya tıkladım. Tıkladıktan sonra boş bir noktaya tıklıyorum. Bu yazımı da üzerine tıklayıp şuradaki damacından tutup şöyle tam ortalamaya çalışıyorum. Şöyle tam ortaladım. ESC tuşuna basarak bitirdim. Burada panomuzu çizdik. Bunun bu çizim A4 kağıtta nasıl görünür? Hızlıca bunu da gösterelim. Yani bunu yapabilmek için buradaki A harfine tıkladım. Burada yazdırma print kısmı var. Print'e tıkladım. Print'e tıkladıktan sonra bunu PDF olarak yazdırmak istiyorum. Microsoft Print to PDF'i seçtim. Daha sonra da çizimi tam ortalansın sayfama Center'lı plotu seçtim ve buradan da Window seçerek yazdırılacak bölgeyi işaretliyorum. Önce buraya tıkladım ve bu alanım A4 kağıdına sığdırılacak şekilde gösterilecektir bize. Sonra da buraya tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın Preview dediğimizde bu çizimin nasıl olduğunu görebilirsiniz. Ve bunu bu haldeyken yazdıra basıyorum. Yazdıra bastığımda PDF belgesi olarak dosyalarıma kaydedeceğim. Pano detayı çizimi şeklinde yazdım ve PDF olarak çizimim kaydolacak. Kaydete bastım ve PDF olarak çizimim kaydoldu. Bunu hemen açıp size göstereyim ben. Gösterebilmek için de bununla ilgili klasörüm açık benim. Hemen pano detayı çizimi PDF dosyam diğer bir penceremdeydi. Evet, buradan çift tıklayıp PDF halinin nasıl olduğunu size gösterelim. PDF hali bu şekilde. Böyle biraz uzaklaşayım. Bir A4'te nasıl çıktığını size göstermiş olduk. Bunu da çarpısından kapatıyorum ve en son olarak da bu kadar çalışmadan sonra yaptığımız çalışmamızı mutlaka ve mutlaka zaman içinde kaydetmemiz gerekiyor. Ben ara sıra klavyeden Ctrl ve S tuşlarını basarak kaydediyorum. Buradan da diskete basarak da çalışmanızı kaydedebilirsiniz. Bunu pano 2 olarak kaydedecek. Ctrl S dediğimde bakalım kaydoluyor mu? Şu anda seçili değil. Ctrl şuradaki diskete tekrar basıyorum. Bakın kaydolduğunda şuradaki yıldız gitti. Pano 2 olarak kaydoldu. Ben bunu zaman zaman pano 2, pano 3, pano 4 şeklinde çeşitli kademelerde kaydediyordum. Ve çizimimizi tamamladık. Uzun soluklu bir çizimdi. Bu çizimi baştan sona sizlerle birlikte yaptık. Ve pano detayını içindeki elektriksel devre elemanlarıyla birlikte çizdik.